Beyler, gülleriyle, lavantasıyla mis gibi kokan bir şehirdeyiz. Çeşit çeşit meyveleriyle, tatlı dilli güzel insanlarıyla, şahane mis gibi havasıyla ve doğasıyla hazır mıyız gezmeye? Güller diyarında, Isparta'dayız, Isparta'da gidiyoruz gündüz gece. Götüranlar, götüranlar hey ya. Sevgili seyirciler, gül kokulu şehir, mis kokulu şehir Isparta'nın Gönen Güneykent beldesindeyiz. Nereden geliyor bu gülün kokusu? İşte buradan geliyor. İşte buradan geliyor. Mis gibi maşallah. Saat sabahın körü. Bayağı erken değil mi? Evet. Çünkü yani öyle olması lazım. Neden öyle? Biz niye erken geldik? Güllerin daha güzel toplanması ve sıcakta bize yorgunluk verdiği için güllerin bu şekilde serinlikte toplanması her zaman için iyidir. Yani öğlene doğru ne oluyor ki? Güller daha mı açıyor güller, mu? Ne yapıyor? Güller özünü biraz daha kaybediyor. Ve bunu şu çıt sesini duyamazsınız. Evet, çıtır çıtır bir sesler geliyor buradan. Diyorum acaba Allah'ım yarabbim bu ses nereden geliyor? Oradan da topluyor kardeşler böyle çıtır 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 gül sesi geliyor. Evet. Şimdi benim çok seviyorum mesela gülün kokusunu çok seviyorum. Gülü toplamayı da bayılıyorum. Fakat burada yılan olur mu ya? Oluyor. Anam! Bundan korkuyorum işte. Gerçekten oluyor mu? Oluyor tabii. Geçenlerde yakalamıştık öyle. Tabii ya bacım güzel. Siz korkmuyorsunuz mu ya? Şimdi nereden korkarsan o gelirmiş üstüne. Büyük müydü? Vardı bir metre. Anam yarabbim. Hadi gidek. Boş verin toplamayak. Yeter o kadar. Paydos ne zaman? Paydos ne zaman? Burası bitince bir de yan taraf bitince. Evet. Peki siz ne kadardır böyle gül topluyorsunuz? Kaç yıldır? Ben 12 senelik evliyim. Ben aslen Çorumluyum. Anam ne arıyorsun kız? İyilik kınamazlar. Buraya gelin geldim. Ben İyiyim, ailem maşallah. Isparta'da yaşıyordu. 25 senelik Isparta'da kalıyorum ben çocukluğumdan beri. Ama aslen Çorumluyum ben kendim. Buraya da eşimin sayesinde sağ olsun. Gülleri serdi önüme böyle. Ay vay vay. Bir de gül olmaz dedi. Ben sana tarla alayım dedi. Allah razı olsun. Allah tarlayı razı. Aldı. Her yıl böyle. Ali abim dedi onu. Evet. Helal olsun. Vallahi. Bak millet şimdi tek bir gül götürür. Hani bir romantik olur. Ali abi sana tarla almış. Daha kendin romantik topla değil. Kendin kokla dedi. Kendin topla, kendin kokla. Gel Isparta'ya, al sana tarla. Şimdi bu güllerin çeşitleri oluyor değil mi ablacığım? Mesela böyle bu başka bir renkte. Bu pembe mi? Bu pembe. Pembe bu gül. Has gül artık bu. Yani gerçekten gül suyu, gül yağı, her şey olan gül budur yani. Ha, bu, o kadar güzel kokuyor ki nasıl anlatayım? Nereden başlayayım, nasıl anlatayım? Ya iki tane gülü koklanınca neler oluyor? Tarlasında. Bir de has topraklardayız. Gülün en iyi yetiştiği, en bereketli topraklardayız. Şimdi kaçta geldiniz buraya bacım? Biz 5:30'da, 5'te. Allah yardımcınız olsun. Yoksa yani dediğim gibi yani şu çıt sesi duyamazsan bunu toplaması çok büyük bir eziyet oluyor. Değil mi? Hülya kardeşim diyor ki bunun bir sesi var diyor. Bu ses çok önemli diyor. Bu ses gelmezse olmaz diyor. Tabii. Ne sesi o? Çıt sesi. Çıt sesi. O sesi duyacağız şimdi. Evet. Bakayım. Vay. Şimdi peki burası kaç dönüm? Karşı tarafla beraber 6 dönüm. 6 dönüm. Burası her sene mi ekiliyor böyle yoksa? Yok. Gül bir kere dikilir. Tamam. Yaklaşık 20-30 yıl. Belki de daha fazla gittiği zamanlar olur yani. Bir kere dikiyorsun, evet. 40 yıl ekmeğini yiyorsun. Ama en verimli zamanı ilk 15 yıldır. Ha, gençlik. Gençlik çağında. Vay. İlk 3-4 yılı zorlar. Büyüyüp yetiştirene kadar bir çocuk gibi olarak. Allah Allah. Evet, aynen. En gelişmiş zamanı da artık 5 yılın üzerindeki 15 yıla kadar olan zamandır. En verimli olduğu çağ. Gördüğünüz gibi bu bahçe biraz bizim yaşlı. Yaşlı mı burası? Evet. Kaç yaşında burası? 30-40 yaşında vardır burası. Yapma ya. Evet. Mesela burası yaşlanıyor ya. Evet. 50 yaşında burası ne olacak? Normalde bu bahçelerin gençleştirilmesi gerekiyor. Ne yapacaksın işte? Komple sökeceksin evet, mi hepsini? Komple söküp yeniden dikim yapılması gerekiyor. O zaman bekleyeceğim birkaç yıl bunun büyümesi evet, için değil mi? Evet. Beklemek gerekiyor ama bizim burada geçim kaynağı gül olduğu için evet, ne yapacaksın? Herkes yapamıyor. Bunu sökmen demek 3-5 yıl beklemen demek. Evet aynen. Bir yıl dinlendirmek gerekiyor. Bir yıl sonra da dikmek gerekiyor. Oo. Yetiştirip de 2-3 yıl geçiyor aradan. Aman olsun yaşlı olsun bizim olsun ne öğreneceksin? Öyle olur. Ne yapalım ha? Horozum güzel olsun da ötmese de olur. He, burası mesela hangi ayda çıkmaya başlıyor bu güller?
Mayıs ortasında. Mayıs ortası. Evet. Ne zamana kadar toplanması lazım? Bir ay kadar falan toplama şeysi var. Yavaş yavaş çoğalmaya başlar. Açmalar. Maksimum bir seviyeye kadar çıkar. Tamam. Ondan sonra yavaş yavaş kilogram olarak aşağıya kadar düşer ve tomurcuklar bittiğinde son bulur. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Ne güzel yerler buralar ya. Vallahi Ali abi. Çok evet. Keyifli iş tabii. Zorlu çok da. Kolay değil ama böyle mis gibi böyle kokular içerisinde. Siz alıyorsunuz mu? Alıştınız mı o kokuya? Tabii canım. Burası açık gül vadisidir. Değil mi? Parfüm kokulu. Parfüm kokuyor. Buralar evet. Parfüm. Bizde gül toplanır. Kantarcı bırakılır. Tamam. Kantarcı şeye götürür, komisyoncu. Fabrikasına götürür, orada işlenir. Yağ olarak genelde gülün yağından faydalanır. Gül yağı. Yağı kullanılır, evet. Bunun ana başta Fransa kullanır. Öyle mi? Evet. Kozmetikte mi? Kozmetikte genelde yağ alıcısı Fransa'dır. Biz artık yavaş yavaş kendi yağımızı, kendi suyumuzu çıkarabiliyoruz mu artık? Çıkartıyoruz. Evet, Güneykent'te başladık biz buna. Oo, maşallah. Falan. Bunu cilt makyaj temizliğinde, yani aklınıza, vücutta ne aklınıza geliyorsa bırakın. Mide ekşimesinde, mide açısından her şeyde kullanabiliyorsunuz bu doğal. Nasıl? Benim şimdi midem ekşiyor, ne yapacağım? Gül suyu, çıkarılmış gül suyunu bir kapak. İçeceksin. Evet, çok gönül rahatlığıyla, hiçbir sıkıntısız. Cilde kullandığınızda gül suyunu falan çok rahat, böyle bir rahatlama olur. Tıraş sonrasında kolonya yerine gül suyu kullan. Yüzünüz yumuşacık. Tahriş olmaz değil mi? Kesinlikle. Tahriş olmaz. Olan tahrişleri de yumuşatır yani. Böyle hiçbir zararı da yoktur. Hatta faydası vardır cilt açısından. Hülya abla bir şey soracağım. Şu toplamayı bana ver et de ben de birkaç tane toplayayım şöyle. Nasıl toplayacağız? Şöyle. Nereden koparıyoruz? Evet, çevir. Şuradan çıt edeceğiz. Şöyle. Ha, alıyorsun şöyle, hemen çeviriyorsun. Dibinden çevireceksin. Aa, tamam. Kolaymış. Kolay. Kız yılan bulan çıkmasın. Yok yok, çıkmaz ha? Merak etme. O bizden korkup kaçmıştı zaten. İnşallah ya. Allah korusun. Sokar mokar da Hülya. Senelerdir hiç kimseye bir şey olmadı. Onlar da alıştılar artık. Bu gül adamı yaşlandırmıyor. Niye yaşlandırmıyor? Yüzüne sürüyorsun ya bu şeyleri, evet, bunların kozmetiklerini, evet, falan. Artık şimdi bizim burada da kendimiz yapıyoruz ya biz bunları. Hep gönderdiğimiz firmalar mesela bize gül suyunu gönderirler. Değil mi? 3 kilo kadar şey çalışsa. 3 kilo. Aha, hemen hemen gönderirler. Biz onu çocukların ateşlenmesinde kullanırız. Ağız bakteri yaralarında, af dediğimiz yaralarda kullanırız. Aftada mı iyi geliyor? Afta çok iyi gelir. Gargara yaptığınızda boğaz enfeksiyonunda. Mesela bir otumuz var bizim, karot diye. İkisinin suyunu birebir yaptığımızda gargara olarak kullandığımızda çok harika bir sonuç alırız. Peki çocukların ateşlenmesinde ne oluyor gül suyu? Bezi ıslatıp aynı sirkeli bez yaptığımız hesap. Biz de gül suyunu kullanıyoruz. Şimdi burayı topladık artık. Burası bir topladık. Evet. Bak ne yaptıysam ben. Topladınız yani. Şimdi öbür sıraya mı geçeceğiz? Evet, aynen. Diğer sıraya ineceğiz. Veya oradaki sıradakiler kim? Onlar kim? Eltim, Hava. Eltim'in annesi Adile halamız. Ben gidiyorum. Nereye tamam. Gidiyorum de? Nereye gidiyorum? Eltingil'e gidiyorum ben. İyi, hadi güle güle. Tamam, gidiyorum. Eltim git, benden iyi bak. Hadi Eltin, daha. Eltingil'e konuşayım ben azıcık da. Tamam, müsaadenle. Hadi konuşalım. Hadi görüşürüz. Kolay hadi, gelsin. Teşekkür ederim. Gidirem. Eltingil'e gidirem. Kolay gelsin bacı. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Hülya Hanım'ın eltisi siz misiniz? Şunları getirdim ben. Buraya da biraz sen zahmet. Arada buraya da dolduralım, olur mu? Tamam. İsminiz neydi? Hava. Hava. Kardeş bir şey söyleyeceğim. Bu sıra sana mı düştü komple? Bana düştü. Burayı sen toplayacaksın inşallah. Evet. Hava, kaça kadar çalışacaksınız bugün? Bugün güller biraz az. İnşallah 11-12'ye bitiririz. Peki bu yağmur yağarsa etkiler mi bize? Çok etkiler. Ne oluyor? Güller o zaman daha az açar. Ha. Çocuklar açamaz. Güneşle beraber açıyor çünkü. Korusun. O zaman yağmasın şimdi. Yağmasın yani. Yine de Allah versin de biz toplayınca yersin. Topladıktan sonra yersin inşallah. Evet. En tutulanı bu pembeymiş bizim buralarda değil mi? Bizim buralarda sadece pembe var zaten. Gün ilk şafak attığında koyu pembe. Eğer toplamazsanız rengi açılır. Çok açık toz pembeye kadar dönüşür. Daha sonra da dökülür zaten. Ha. Yağdan düştüğü anda toz pembeye dönüşüyor ve ondan sonra dökülüyor zaten. Toz pembe var, bir de gül pembe var. O neydi? Gül pembe bizim pembe. Ha işte, o Barış Manço söylüyor diyor gül pembe diye. Evet, o bizim... pembe bu pembe mi? Evet, o bizim gül pembe. Peki sen kaç yıldır topluyorsun? Vallahi beni annem bir tarlada doğurmamış herhalde. Ben bildiğim bileli topluyorum. Şimdi burada sabah geliyorsunuz. Kahvaltıyı burada mı yapıyorsunuz? Yok, biz kahvaltı yapmıyoruz. Ana niye? Saat 5'te geliyoruz. Öğlene kadar bitirmemiz gerek. Öğlen bitirdikten sonra gidiyoruz. Fırından sıcak ekmeğimizi alıyoruz. Yoruyoruz işini. Yağımızı sürüyoruz. Evde çayımızı demliyoruz. Çocuk hep beraber eve
kahvaltı. Aa, şahane. Ama bir şey söyleyeceğim. 5.30'dan öğlen 11-12'ye kadar dayanabiliyoruz mu öyle? Yok, atıştırıyoruz arada ama öyle şey, yani özel kahvaltı yapmıyoruz burada. Ben var, gülmül ne varsa yerim o saate kadar burada. Tamam, bak çıt sesi çıkmaya başladı bende de. Bu ses zaten şu anda çıkar. Öğleye doğru bu ses artık kaybolur. İstesen de çıkmaz. O anda itibaren verimi de kaybolur. Peki bugün mesela öğlene kadar çalıştık. Yarın aynı saatte mi geleceğiz gene? Yarın aynı saatte geleceğiz. Yine aynı, hiç toplamamış gibi yine pembe olacak tarlamız. Yine böyle toplayacağız. Bunlar hani kısa zaman sonra bir daha mı çıkıyor aynı yerden? Bu tohumlar bu şekilde dönüşüyor. Küçük küçük üzerindeki tohumlar. Şu tohumlar ne zaman çıkar mesela bir daha? Bu tohumlar Nisan ayında, Mart-Nisan ayında tohuma dönüşür. Büyüye büyüye Mayıs ayında açma seviyesine ulaşır. Tamam. Ama mesela şunlar da açmamış ya, bunlar kaç hafta sonra açar? Bunlar bir hafta sonra açma şeyine gelir. Aynı bunlar gibi olur. Evet. Gülüm benim, gülüm benim, derdim aşkım, canım benim. Ayırmasan Allah bizi, budur inan tek dileğim. Gülüm benim, gülüm benim, derdim aşkım, canım benim. Böyle klip çekiyormuş gibi oldu. Çek çek. Ayırmasın Allah bizi, budur inan tek dileğim. Vallahi gelin burada doğal piyano var. Sanatçılar gelin burada böyle güller arasında böyle klip mi çekersiniz, film mi çekersiniz, ondan sonra gül mü toplarsınız. Şahane yerler bizim buralar. Şahane. Evet. Şimdi gül yemeği var mı? Güllü aşımız var. Güllü aş mı? Evet. Güllaştır kız o. Yok, güllü aş. Ya güllaç, güllaç yok, güllaç. Güllaç da var. Güllü aşımız da var. Bu yemek mi? Bu yemek. Güllü aş. Evet. Tövbe Allah'ım, neler var biz bizim burada. Biz güllü kahve de yapıyoruz. Hadi canım. Ciddiyim, size yapabilirim yani. Güllü kahve. Tabii. Vallahi yap. Cidden çok güzel oluyor. Ne yapıyorsun? Biz gelen turlarımıza yapıyoruz. Çok memnun oluyorum. Bir şey söyleyeceğim. Normal Türk kahvesi gibi mi? Normal Türk kahvesi gibi ama işime kendi çıkarttığımız büyüklüğünden katıyorum. Esans katıyorum. Çok az. Vay. Böyle bir gül kokusu geliyor. Ay ne güzel ya. Azıcık daha aşağı gideyim. Anama yardım edeyim ha. Tamam. Anam kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Hülya Hanım'ın elçisinin anasız mı oluyorsunuz? Evet. Memnun oldum. O zaman Hülya Hanım'ın ne soruyorsunuz? Halası oluyorum. Halası oluyorsun. Evet. İyi misin halam, iyi misin? Çok iyiyim, sizler nasıl? İyi, ne yapalım biz de vallahi gül gibiyiz Allah'a çok şükür, gül gibi. Evet. Şahane. Peki abla sen kaç yıldır topluyorsun? 45 senedir. Hadi canım. Yani. Maşallah, maşallah ablama. Ali abi. Buyur, buyur. Geliyorum. Gelin buyurun. Ya Allah. Aman. Aman. Gül enerjisi, gül enerjisi. Enerji verdi güller böyle. Acayip güzel oldu. Sabah erken kalktık ama iyi oldu ha. Ya burası bittikten sonra gidiyoruz. Burası biter mi abi? Kaç dönüm yer ya? Ama mecburuz. Burası bitmeden gidemeyiz. Doğru. Yoksa güller ne olur? Bozulur. Bozulur. Şey anlamı kalmaz. Yağ oranı düşük çıkar. Ha. Boşu boşuna gelmiş gibi olur. Çalışacak tamam. Çalışacak evet. Ama kaça kadar? Şu an saat 8'i 20 geçiyor. Sabah 8'i 20 geçiyor. Vallahi bildiğiniz 8'i 20 geçiyor yani. Evet, bugün soğuktan dolayı güllerimiz az. Değil mi? Evet, açamadılar. Açamadıkları için de erken bitiyor. Ali abi, gül üreticiliğinin zorlukları var mı? Tabii gül üreticiliğinin zorlukları var. Mesela bir Karadeniz'in fındığı var, çayı var. Devlet her türlü desteği sağlıyor. Ama bir gül adına hiçbir destek yok. Mesela. Ha. Artı atıyorum bir gülün ilacı yok. Güle özel bir ilacı, zirai ilaç olarak yok. Aha. Biz ne kullanıyoruz? Ziraat mühendislerinin bize verdikleri artık kiraza, elmaya, bilmem neye atılan ilaçlara örnek ilaçlardan atıyoruz. Mesela devletten biz böyle bir destek bekliyoruz ilaç konusunda. İnşallah. Şu anda Ağustos böceği adı altında bir zararlı bir böceğimiz var. Görüyorsunuz şu gülün şu kısmını. Aha. Bu o böcekten dolayı yiyor mu? Hastalanmış bölüm, evet. Kökünü yiyor. Aa. Ve biz bu şu anda üniversitelerden, artı tarım il müdürlüklerinden, bakanlığımızdan bu böcekle ilgili çalışmalar da bekliyoruz. Gördüğünüz gibi, yoksa eğer çalışmalar devam etmezse Isparta gülünün bu sonudur. Allah korusun ya. Kesinlikle şu kısım olmaz önceden bizde. Şöyle şu alanı göremezsiniz. Yemyeşil, düzgün şekilde çok güzel. Tomurcuklar fazla, ürün fazla olan bir gül olur. Şimdi o böcekten dolayı mı öyle oluyor? Böcekten dolayı şu anda bizde sıkıntı var. Ha. Hiçbir zirai ilaç şey olarak çare olmadı. Ve biz bu konuda şeyde bekliyoruz. Yani bakanlıklarımızdan olsun,
atıyorum tarım il müdürlüklerimizden, üniversitelerimizden. İnşallah. Ya tam da gülün yağını çıkarmaya başlamışız değil mi? Evet. Tam da böyle hani Fransa'ya şuraya buraya o kadar göndermiyoruz. Kendimiz hallederken. Evet, evet aynen. Şu anda benim burası 6 dönüm. Normalde en aşağı almam gereken ürün 6 tondur. Ama şu anda 2 ton. Aa, çok az. Evet. Peki Ali abi hava şartları etkiliyor mu acaba? Hava şartları nasıl olur? Nisan aylarında don ya da ona benzer bir olay yaşanırsa sıkıntı verir. Ama don olayı olmadığı zaman Nisan ayında, Mayıs'ta zaten olmaz bir don olayı. Hı hı. Bir de dolu çırpması olmadığı sürece Allah'tan gelen başka hiçbir sıkıntı olmaz. Bu böcek ya da zararlı maddeler haricinde. Yeter ki şu böceğe çare bulmuşsun, evet, değil mi? Yeter ki şu andaki derdimiz böceğimiz yani. Güneykent olarak şu genelde şuralar her tarafta var aynı sıkıntı. Hay Allah. Bunun başka şey yok mu? Ağustos böceğinin. Vallahi Ağustos böceğinin 2000 çeşidi var diyorlar. Oo. Diğer adı altında Manas adı olarak geçiyor. Böcek ya şimdi imkan olsa da göstersem size. Şurayı kazdığınızda toprağın altında böyle kurtçuk nasıl kaynarsa. Bu ötenler mi? Evet bu artık son evresi. Şu toprakta 4 yıl kaldığını söylüyorlar. Oo. 4 yılda bitkinin köküyle besleniyor. Bitkinin kökleriyle beslendiği için de bitkinin öz suyu kaybettiğinden dolayı artık şeyi yetiştiremiyor. Bu tomurcuklar olursa bile sararıp dökülüyor. Dökülüyor. Çünkü kendisini kök gidiyor. Evet kök olmadığı için besleyemiyor. Besleyemediği için de doğal olarak dökülüyor. Gül memlekette bol bol güller olur inşallah. Kesinlikle. Güle düştüm gülmedim güzelim. Gülden düştüm ölmedim. Güle düştüm gülmedim güzelim. Gülden düştüm ölmedim. Sevgili seyirciler, gül kokulu şehrin gül kokulu kasabasındayız. Güneykent'teyiz. Rukiye ablamla beraberiz. Rukiye abla, neredeyiz biz Rukiye abla? Burası Doğal Parfüm Vadisi, Güller Diyarı, Güneykent kasabasındayız. Ne yapacağız? Güller Diyarı'nda ne yapılır? Gülle uğraşılır. Gülle uğraşıp neler yapacağız? O kadar çok çeşit var ki yapacağımız neler var ama biz bir tanesini yapacağız bugün. Rukiye ablam bize Güneykent usulü ne yapacak? Gül reçeli. Gül reçeli yapacak. Malzemeler. Gül. Doğal gül ama. He. Hani yedi veren gül falan ya da bahçelerdeki güller değil. Bizim buraya özel topladığımız pembe güllerimiz. Hı. Doğal yağ çıkarılan güller. Bunlardan yapacağız reçelimizi. Abla olacak mı diyorsun? Olacak tabii. Olmayacaksa hiç uğraşmayak. Valla olacak yani. Olacak. Yapacağız biz bunu. Yap. Abla bu ne sen? Makasla ne işin var? Makası ne yapıyorsun? Şimdi makas ben bunu gülleri ayıklarken ayıklıyorum şimdi bunları. Ha. Burada sarılık var. Ve burası yağın yoğun olduğu yer. Şunları kalıyor. Bunları zaten almıyoruz da. Şu sarılıkları da almıyoruz. O makasla kesiyoruz. Çünkü yağ yoğun olduğu için reçelimiz biraz ağır olabilir, çok yağlı olabilir. Onun için bunları kesmemiz gerekiyor. Böyle. Ne kadar ince bir ayrıntı. Evet, ha. Tabii. Değil mi? Orası önemli bir ayrıntı. Bana sorsa ben çoktan böyle attıydım hepsini. Ne bileyim ben. O zaman başlayalım o zaman. Ölçümüz ne abla bizim? Biz kendimize bir tane ölçü belirliyoruz. Tamam. Mesela benim ölçüm şimdi bu. Bu mu? Bu kap benim ölçüm. Bu kabın dolusu gülü ayıkladık. Tamam. Aynı kapta gene şekerimiz var. Hı-hı. Ve aynı kapta tenceremizin içine suyu koyduk. Ha, su kaynıyor. Evet, suyun içine şimdi gülleri atacağız. Başlamadan su kaynayacak mı? Yok, önemli değil, kaynaması da olur. Kaynaması da olur. İkisi bir pişecek çünkü. Kaynanan var mı kaynadın deyince? Var, evet, çok severim kendisini. Kaynananlar anlısı. Çok iyi. Bir tane ben deneyeyim mi? Şimdi. Ha, makası eline al önce. Aldım. Şunu bak, şu sarılıklar anam dur gitti. Telef etme gülü. O çok değerli. Çok değerli var ya burada. Tabii. Şuraya alıyoruz. Hafif şuradan alıyoruz. Tabii oradan beyazını kesiyoruz. Aldım. Sarılığını. Evet. Hafif yanlardan Amerikan. Evet tabii. Amerikan. Alabulut şuradan. Aynen. Şöyle. Şuraları şöyle aldık. Çok acayip güzel yaparım ben ya. Tabii bunu aldık. Tabii böyle saatlerce uğraşmayacağız benim gibi. Amerikan tıraşı oldu. Aynen öyle. Buna şimdi bir tane daha göstereyim şöyle. Evet. Koparalım. Şu sarılıklar. Evet. Bunlar biraz tatlıya, reçelimize daha doğrusu böyle ağırlık veriyormuş değil mi? Evet. Bizi baymasın diye onları ayırıyoruz. Evet. Gerisini ablam yapacak inşallah. Abla çok yorucu ya. Sen şunu yap gözünü seveyim. Ama burada hazırı var. Nerede? İşte burada hazırı var. Burada hazır var. Selfilerimizi böyle serpebiliyoruz da. Aman Allah'ım. Ya ne güzel bir şey yaptın be. Serpelim mi? Allah'ım. Ne yapalım? Güller diyarında o kadar da olsun. Bir daha.
Ya Rabbim, bu nasıl kurban oldum Allah. Vermiş de vermiş valla. Ne yapacaksın? Bol. Allah'a çok şükür. Toprağı güzel, havası güzel, gülü güzel, insanı güzel. Bizim buralar böyle işte ama biz reçel yapacağız inşallah. Evet, şimdi ateşimiz yanıyor. Şahane de bir ocağımız var bizim burada ha, değil mi? Evet. Ben burada kaynatıyorum her gün. Ne güzel valla. Odun ateşinde. Evet. Şahane. Dökelim, döküyor muyuz? Döküyoruz. Dökelim. Tamam, hadi bismillah. Bereketli olsun ya Rabbim. Dök ablam, dök. Allah, bayağı da varmış ha. Tabii. Elin yanmasın abla. Yok. Bunun kapağı olmayacak mı? Hayır hayır, kapaksız kaynayacak. Bunu karıştırmayacağız mı? Karıştıracağız. Neyle karıştıracağız biz bunu? Kaşığı içeride unuttuk ya. Kaşığı içeride unutmuşuz. Bir getiren olsa da kaşığı karıştırıversek biz buraları ya. Şimdi ablacığım bir şey soracağım. Bunun içinde kapağı olmayacak mı? Reçeller hep böyle kapaksız kaynar. Çünkü içindeki buharlaşıyor ya su. Havaya uçup gitmesi lazım. Kapağını kapatırsak su içinde kalır ve koyulaşması daha gecikir. İki kaşık olsun. Aa, bunu sen al, bunu da ben alayım. Şimdi karıştıralım o zaman, başlayalım. Şimdi karıştıracağız. Böyle bastıra bastıra. İyice suyun içine. Aa, işte kaynamaya başlayınca o zaten içine girecek. Siz nerelisiniz abla? Ben Güneykentliyim. Güneykent. Diyarı, doğal parfüm vadisi, dervişin mekanındanım, yani buralıyım. Peki, doğma büyüme. Hangi derviş? Yunus Emre. Yunus Emre. Ya, he burada. Evet. Hemen bizim burada hem de. Kabri de burada. Evet. Her gün sabah İşime gelmeden önce Yunus'u ziyaret edip duamı ediyorum. Allah. Ondan sonra işime geliyorum. Şöyle yapalım. Yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Kaynamaya başladıkça da altına doğru çekiyor aslında o gülleri. Evet, değil mi? İşte çok da yapmana da gerek yok. Aslında kendi kendine çekmeye başladı. Kendi çekecek o. Şahane. Şekeri ne zaman koyacağız? Bu gül birazcık pişmesi gerekiyor. Piştikten sonra 5-10 dakika kaynayacak. Sonra şeker ekleyeceğiz. En sonda bir küçük bir dokunuşumuz var. Onu yapacağız ama en son. Rukiye abla, bir şey buldum. Bu nedir? Bu nedir? O bizim güllerin haşeratı işte. Biz ona geçi deriz. Geçi mi? Geçi. Ana, elime geçi geldi. Şimdi gülleri mi yiyor bu? Evet, yani güllerde bu haşeredir. Hani ilaçlama falan da sıra yapılması gerekiyor ama bizim gülümüz çok ilaçlı olmadığı için işte böyle geçiler geliyor. Git hadi git. Git gülü ye, git. Bunu yeme, biz bunu şey yapacağız. Reçel yapacağız. Hadi kaynıyor. Geç. Evet, kaynıyor. Geç. Şimdi reçelimiz kaynamaya başladı. Evet, kaynıyor. O zaman şekeri katma zamanımız geldi. Tamam, o zaman şekeri getireyim mi ben? Tabii. Tamam, hadi bismillah. Ne demek? Ben senin yardımcınım şimdi. Sen bana diyeceksin ki getir, ben getireceğim. Peki dökebilecek misin? Dökerim. Sen dersen de dökerim. Şu tarafa mı geçeyim? Hiç fark etmez. Şöyle şuraya geçeyim, dur. Şuradan dökeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Yok, bir şey olmadı. Hayır. Yanmadı. Hadi. Döküyorum. Bismillah. Hazır mıyız? Evet. Dökelim. Evet. Abla dur. Buradan çok sıcak geliyor ya. Şuradan şeyler sıcak geliyor. Dur, ben dökeyim şuradan o zaman. Şöyle dökeyim. Öyle dökelim. Tamam, döküyorum. Hızlıca dökebilirsin istersen. Tamam. Hiç sıkıntı değil. Evet. Vay. Anam, bayağı şeker varmış. Dök. Tamam. Gel abla sen buraya. Evet. Yanmamış. Yanmış mı kız? Yok, yanmamış. Ha, tamam. Yansın ya, nalcık gömlek. Nalcık değil mi? Yeni aldım. Gömlek değil mi ya? Buraya geliyorum diye aldım. Isparta'ya geliyorum diye aldım. Pembe almışsın. Gül ya işte. Gül rengi. Evet, güzel uymuş. Şimdi bu kıvama gelene kadar, koyuleşene kadar reçeli biliyorsunuz. Hani koyu bir kıvam alıyor ya. Hı-hı. O gelene kadar, o kıvamı alana kadar biz bunu pişireceğiz. Tamam. O senin bir şey vardı. Bir şey yapacağım evet, diyordun. Evet, sihirli dokunuşuyor. En son kıvama tam geldiği zaman yapacağız. Şu anda bu sarı. Şu anda sarı. Hı-hı. O zaman gül rengine, pembeye dönüşecek. O sihirli dokunuşla mı? Evet, sihirli dokunuşla. Bir dokunsan ya şimdi. Şimdi dokunamam. Dokun be, ne olacak ki abla ya? Vakti gelince. Tamam, bunun birazcık daha kaynaması gerekiyor. Kaynadıktan sonra ablamın sihirli dokunuşuyla bakalım ne olacak. Sevgili seyirciler, Gökhan abimin yanına geldim. Gökhan abim Rukiye ablamın kocası. Rukiye ablam da Gökhan abimin karısı. Doğru mu dedim Gökhan abi? Doğrudur. Doğru dedim. Orada reçel yapıyorduk. Burada da gülün yağını çıkaracağız, yağını. Önce suyunu. Sonra? Sonra yağını çıkacak şekilde suyunu aldıktan sonra ikinci bir işlemden sonra yağ. Sen şimdi bunları ne yapacaksın? Şimdi bunların canını yakacağız. Canını yakacağız. Canını. Gökhan abim hasbeyaz, özbeöz bizim buralı. Evet. Bizim buranın adamı. Zaten görüyorsunuz kostümü de bizim buranın yörenin kostümü değil mi? Evet. Şahanesin abi valla. Yapacağız değil mi abi?
Yapacağız abi. Güzel yapacağız değil mi çok abi? Çok güzel yapacağız. İnşallah. Başlayalım o zaman. Şimdi bunun bir ölçüsü var mı abi? Yani çıkarmak için, suyunu çıkarmak için. Kazanımız 10 kilogramlık bir kazan. Tamam. Yani gül için. 30 kilogram su katarız, 10 kilogram gül katarız. Ölçü bu. Ha, 30 kilogram. Yani 3'te 1 gül. Tamam, 30 litre su katacağız. Evet. 10 kilo gül katacağız. Gül çiçeği kattık. Bu sistemde kaynatacağız, 10 litre gül suyu alacağız. İyi maşallah. Yani 1'e 1. Şahane. Şimdi bunun altı da kaynayacak mı? Evet, aynen o şekilde. Şimdi sistemimizi hazırlayacağız. Hazırladıktan sonra kaynatma işlemine başlayacağız. Bu özel bir kazan mı? Şimdi bu bizim kara kazan dediğimiz, yani halkın tabiriyle imbik dediğimiz imbik kaynatma kazanımız. İmbik. İmbik. Bakır bir kazandır. Hı hı. Sistem gördüğünüz gibi suyumuzu kattık. Hı hı. Şimdi beraber günümüzde katacağız. Tamam. Ben hadi, verim abime şöyle. Hadi beraber hadi şöyle. Hadi bismillah. Vay 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 vay. Güller güller. Güller diyarında. Evet. Gökhan abim bize imbiğin içinde gülün önce suyunu sonra da yağını çıkaracak. Evet. İnşallah. Bazen böyle. Bak bak bak. Güller diyarında. Güller diyarı. Bu şekilde karşılanmak isteyenler için çok güzel bir ortam. Bir kedi ben yapayım mı? Tabii tabii. Ya al ya al al. Ya al hadi al al. Hadi al al. Hadi alın alın alın. Hadi bizim seyircilere seyircilere. Oh vallahi şahane, ne güzel oldu. Evet. Bu arada kokuyu anlatmayayım ben size. Yine böyle attıkça kokuyor, attıkça kokuyor. Ne yapayım, kurban oldum, Allah vermiş bizim buralara. Ne yapacaksın? Gülümüzü 30 kilogram suyumuzu kattık. Tamam. 10 kilogram gülümüzü de kattık. Tamam. Şimdi kazanımızın başlığını, imbiğimizin başlığını. Ha bunun kafası bu. Evet. Bunun başlığını yani buraya. Yani reçel kaynatırken açıktı. Ha evet, bunda ama olmuyor. Bunda kapalı olacak. Hiçbir şekilde hava almayacak. Ve yerine yerleştiriyoruz. Allah Allah, bayağı bir tesisat var burada abi. Yukarı çıkmış olduğumuzda zaten kazanımızın buhar hazinesi. Buradan yukarı mı çıkıyor o buhar şeyden? Şimdi günümüz kaynamaya başladığında buhar haznesinde toplanacak buhar. Ha. Çıkacak nokta bulamadığı için direkt soğutma tankına giden kanala girecek. Havuza doğru gidecek, evet, oraya. Havuzun içinden gelen buraya gidecek buhar. Ve orada yoğunlaşıp damıtma halinde şurada gördüğümüz şişeden gül suyu olarak yağlı gül suyunu alacağız inşallah. Ay inşallah. Bayağı bir sistem var. Bu çok eskiden beri böyle miymiş abi? 1890'lı yıllarda işte İsmail Efendi'nin getirdiği, Isparta'ya getirdiği bir dal gülle başlayan serüven bu imbiklerde işte günümüze kadar ya geldi. Allah razı olsun. Şimdi modern sistemde daha modern bir şekilde yapılıyor ama biz kendi ihtiyacımız karşılayacak kadar bu şekilde gül suyu çıkarıyoruz. İnşallah. İsmail Efendi'den de Allah razı olsun. Evet. Değil mi? Gülü o mu getirmiş? Tabii. Nereden getirmiş bizim gülü? Bulgaristan'da. Gökhan abi bu ne şimdi, ne yapacağız? Bunda ne yapacağız? Şimdi günümüz şartlarında alüminyum folyo kullanılır ama biz onu kullanmıyoruz. Bizim akçamur dediğimiz, yani bol kirli toprağımız var. Onunla bezimizi boca edip kazanımızın ek yerlerini kaplayacağız. Ha buralara. Kesinlikle evet. Kaynayan gül kazanımızın hava almaması gerekir. Eğer hava alırsa istediğimiz verimi alamayız. Ha bunun çamuru özel çamur, evet, ha? Evet, özel çamur. Şimdi vay. Şöyle gördüğünüz gibi yani İsmail Efendi'nin de 1800'lü yıllar, 1880-90'lı yıllarda İmbik'te bu serüveni başlattığında kullandığı sistem olarak günümüze kadar, evet, günümüze devam kadar ediyor. Yani bir tane gülden mi olmuş bu gül ormanları? Aynen. Tabii o günün şartlarında İsmail Efendi'ye çok inanmamışlar, şey yapmamışlar ama inanmışlığın ya getirisi bu. Şu anki gül serüveni Isparta'daki. Vay be. Yani dünya kozmetik sanayinin yaklaşık %40, %60 civarında oranını karşılayan bir şehiriz Isparta'da. Maşallah. Dünyanın ha? Evet. Dünyanın. Şimdi diğer boğumumuzu da saralım. Bir iki tane mi boğum saracağız? Evet, şu anda soğutma tankına giden. Ha öbür tarafa. Saracağız. Aman kesinlikle buralardan hava gelmeyecek. Hava, hava çıkmayacak. Almayacak. Yani buhar kesinlikle dışarı kaçırmamamız lazım. Buhar kaçmasın ki soğutma tankına girdiği anda damıtma olayında gül suyu olarak alabilelim. Peki sana kim öğretti abi bunları? Biz de babamızdan, babadan, babamız, dededen. O şekilde nesilden nesile aktarılarak geliyor. Harika. O şekilde. Tamam, yakacağız mı altını? Evet. Şimdi altını yakacağız ama. Ama. Bu işin bir püf noktası var. Altını yakmanın mı? Yok. Püfse ben püflerim onun altına, püf noktası. Bu çok önemli. Şimdi atıyorum, ben soru olarak sorayım Kürşat. Tamam. 1880-1900 yıllarda bunun imbik usulü kaynatma şekli var. Tamam. Ama şimdi ateşi yaktık. Tamam. Suyun kaynama derecesi 100 derece. Hayal. 100 derece kaynamaya başladığı anda dereceyi 37 ile 42 arasında çekmek zorundayız. Aa. Altındaki ateş. Eğer çekemezsek gül suyunu yakarız, gülü yakarız.
Yani az olursa yoğunluğu alamayız. Onun için o 37-40 dereceyi acaba şimdi günümüz şartlarında derece var vesaire şu var. O zaman nasıl yaptılar? Nasıl becerdiler acaba? Nasıl yaptı? Eliyle mi ölçtü? İşte insanın normal kırsal kesimdeki bir insanın parmak yanma derecesi 40'tır. Ama şehir kısımlarında 37'dir. İmbiğimizin başlığında bu var. Haznesine dokunmak suretiyle. Yani parmağımız yandı yanmadı. Bas çek şeklinde. Yanma olayı olursa fazla. Yandı yanmadı şeklinde olacak. Yani insanın kısım. Yanma olayı 40 derece mi? 40 derece. 37-40 arası. Evet, şimdi sistemimiz hali hazırda. Hazırda. Yak beraber. Yakayım yıkalım. Mı? Tamam, hadi. Hadi buyur ya. Hadi bismillah. Çakmakta mı yine de diyor Kürşat abi? Anlamadım ki. Dur ben biliyorum. Şu reçelden alayım. Reçelden. Çakmak yoksa kütük var. Oğlum. Gözüm yandı. Dur. Bir el atayım mı? Kazanımızın kaynamasını bekleyeceğiz artık. İnşallah. Kaynamaya başladığı anda eğer altındaki ateşimiz har ateş hala yanmaya devam ediyorsa ateşimizi çekeceğiz. Geri yani çekeceğiz. Dereceyi dediğim gibi 37 ile 42 arasına ayarlayacağız. Ayarlayacağız. İnşallah. Çünkü o dereceyi ayarlayamazsak istediğimiz yoğurtta gül suyunu alamayız. Hı-hı. Ya da yakarız. Yanan gül suyu da kokusu hoş olmaz. Yani zebil olur malımız. Şimdi Gökhan abi bu imbikten nereye gidiyor? Şimdi imbikten kaynayan gül buhar olarak imbiğin başlığında toparlandı. Tamam, burada toparlandı. Toparlandıktan sonra çıkacak nokta yok. Neresi var? Neresi? Şurası. Çıkış noktası soğutma tankına giden kanala. Tamam. Buradan girdi. Buradan da soğutma tankımız var. Bu soğutma tankının içinden bu kanal geçiyor. Ha. Geçen kanalın içindeki buhar soğutma tankında soğuduğu için otomatikman buhar sıvı hale geliyor. Sıvı hale geliyor. O şekilde oradan şişemize damıtma şeklinde alıyoruz. İki tane soğutma tankı var. O neden öyle? O öbür tarafa da kazan koyuyorum ben bu şekilde. Ha. İki taraftan kaynatıyorum. Bu bunun altında sadece su var değil mi? Sadece başka su. Şey yok. Su tankı bu. Normal su. Ya su tankı. Normal su tankının içinden soğutma tankına normal kanal geçiyor. Boru, buharın geçtiği kanal. O buharın geçtiği kanalın içindeki buhar soğutma tankının içinde suyla temas ettiği anda tabii su haline geliyor. Su haline geliyor. Gökhan abi hazır mı acaba? Bir bakalım artık, bir bakalım. Hazır mı? Parmağı orada bir bırakayım, evet. Ben bir bakayım duracak. Evet, şimdi parmağa bakacağız. Cins yapar mı acaba? Bir deneyeceğiz artık. Allah sıcak. Normal sıcak. Dokunabiliyoruz. Normal. Sen dokunabiliyorsun. Evet dokunabiliyoruz. Vallahi o yanıyor. Sistem işlemeye başladı. Tamam. Gül suyumuzda gördüğümüz gibi damıtma gerçekleşiyor şu anda. Aman neyin oradan damlıyor ya. Evet. Gökhan abi damlıyor, gidelim bir bakalım ha. Başladı hadi. Hadi bir bismillah. Bakalım. Ne olacak bakalım? Sıcak mı bu? Biraz tabii hali biraz sıcak. Tabii damıtma süreci ilerledikçe bu biraz da ılık akmaya başlayacak. Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi elim tutsam ne olur azıcık ya? Çok yakar mı beni? Birazcık yakar. Çok yakmaz. Biraz şunu çeksek ne olur 2 dakika? Biraz ya avcuma. Oh, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Sıcak. Evet. Şöyle. Şifa niyetine inşallah. Sağ olsun. Allah 10 yaş gençleşmiş gideceğim inşallah İstanbul'a dönüşte. Çünkü buranın gülleri, buranın gül suyu, buranın gül yağı, buranın gül reçeli, buranın bütün gülle alakalı ürünleri şifa niyetine tam da bir şifa kaynağı ve 10 yaş gençleştiriyor. İşte görmüş olduğunuz bu damıtılmış. Şimdi şeyler. Burada şunu gördük. Kimyasal hiçbir şey yok. Aynen. Tamamen. Yani burada en kimyasal benim herhalde değil mi? İstanbul'dan gelmiş biri olarak, soz dumanlarından gelmiş biri olarak en kimyasal benim. Tamamen böyle yeşillikler arasında çok güzel bir sistem var burada. Evet. Kimyasal hiçbir şey yok. İmbik'te çok güzel kaynıyor. Evet. İmbik'ten buraya sistemle buraya geliyor. Burada da akıyor. Daha ne olsun? Ondan sonra da sen geç kalmayacaksın, ben mi geç kalacağım ya? Aynen o be ya. Ha o ne? Şimdi gülümüz kaynadı. Bu? Kaynadıktan sonra da İşte suyunu aldık, posa. Ha, bunu da ne yapıyoruz? Bunu da kışın sobamızda ısınmak için yakıyoruz. Bu gülün posası gülün mı? Her tarafı kaynak yani bir insanın. Vay! Bu gülün posası mı? Gülün posası bu. Ben görsem bunu tezek diye yaklaşmazdım. Ya biz de tezek diye adlandırıyoruz ama tabii sobamızda kışın yakıyoruz. Kışın gül kokusuyla böyle minderimizde yan gelip yatıyoruz. Vay. Bize burada 10 litre çıkacak mı inşallah? 10 litre bu şişemiz dolacak inşallah. Ha ne kadar zaman sürüyor mesela bunun? Bunun süreci yaklaşık 2 saat gibi bir zaman sürüyor. Ay çok güzel kokuyor ya. Bizim reçel ne oldu acaba? Vallahi hanım oradan çok çikin bakıyor ama. Çikin mi bakıyor? Vallahi çikin bakıyor. Çikin mi bakıyor bize ablam? Çok vallahi çikin bakıyor. Vallahi. Çabuk gel diyor. Ben gidiyorum ablamın yanına. Sen git bir gideyim bak. Selam söylemeyi unutma. Tamam selam söyleyeceğim.
Rüki abla. Kocam Rüken abi selam söyledi. Aleykümselam. Abla bir şey söyleyeceğim. Ben kara, reçel kara. Bu reçelici kararıyor. Böyle olmaması lazımdı. Şimdi işte sihirli dokunuşumuzu yapacağız ya. Tamam. Pembeye dönecek o şimdi. Şimdi işte o meşhur sihirli dokunuş. Rüki ablamın sihirli dokunuşu. Şimdi şu masanın üzerinde limon suyumuz var. Bu mu? Evet. Tamam buyurun. Şimdi bu limon suyumuz. Bununla mı sihirli dokunuş evet, olacak? Evet, sihirli dokunuşumuz ama bu. Ama ekşidir, o reçele dökme ama. Ama reçellere normalde limon koyulur zaten. Ha. Biz buna bu dokunuşu yapmamız lazım. Limon tuzu veya kimyasal bir şey koymaktansa limon koymak, yani limon suyu koymak çok sağlıklı. Yalnız bu renk gitgide kararıyor rengi bunun. Kararmayacak, şimdi pembeye dönüşecek. Tamam, hadi bakalım ne şimdi olacak? Şimdi döküyorum. Sihirli dokunuşa bakalım. Evet. Hadi bismillah. Şimdi görüyor musunuz değişimi? Değişimi görüyor musunuz? Evet. Pembeye bak, dönüyor pembeye bu. Pembeye dönüştü. Aa, nasıl oldu bu? Ne yaptın? Pembeye boyalı dönüştü. Mıydı bu? Limon boyalı mıydı? Hayır. Boya var mı? Tamamen limon suyu. Başka gerçekten şey mi? Evet. Aynen. Aa, nasıl böyle pembeye döndü? Pembeye dönüştü. Bu böyle. Limon suyu bunu bu hale getiriyor. Bir şey söyleyeceğim. Azıcık bana da döksen pembeye dönüşürüm. Çok karayım ben ya. Ha? Dönüşmez mi önce pembeye? Önce kaynatmamız lazım sizi. Beni. Vay 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 vay. Ekmek olaydı da banaydık. Tabii bu biraz daha kaynayacak. Tabii. Daha vakti var. Daha bir saat kadar vakti var. Bunu. Şimdi bunu niye alıyoruz? Bir bakacağız ne olmuş. Bakıyoruz. Heh, değil mi? Hı-hı. Kaynayınca, kıvamı alınca daha pembe olacak, daha güzel olacak. İnşallah. Sevgili seyirciler, bizim buranın o şahane, o dillere destan gülün, o şahane dillere destan reçelini yaptı. Kim yaptı? Rüki ablam yaptı. Buyurun, afiyet olsun. Şahane bir gül reçeli. Sevgili seyirciler, kaynadıkça daha da rengi ne oldu? Pembeleşti. Pembeleşti. Karaydı, pembeye döndü. Evet. Daha da gördüğünüz gibi hala evet. Pembeleşiyor. Evet. Onun birazcık daha işi var galiba değil mi evet, abla? Var. O pişene kadar biz burada şimdi ablam neler yapmış onu. Gel bakalım mı abla? Evet tabii. Şuna bakalım. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi gayet koyu, gayet kıvamlı şahane bir gül reçeli var. Evet. Şöyle göstereyim. Allah! Şimdi abla, bu reçeli nasıl saklamalı? Buzdolabında olmaz değil mi reçel? Bunun zaten el yapımı olduğu için ha? Ömrü çok uzun değil. Yani 3 ay veya 4 ay bir süresi var. En fazla? Ha, 3 ay 4 ayda tüketmemiz lazım. Çünkü içine koruyucu bir şey katmadık. Hmm. Ha, ne olur şekerlenir. Yani. Peki buzdolabında mı saklamak lazım o 3 aylık dönemde yoksa serin bir yerde mi? Buzdolabında saklarsak daha iyi. Hmm. Serin bir yerde de olur. Olur. Evet. Ama sıcakta kalmayacak orada. Sıcakta kalsa da benimkiler sıcakta duruyor bir şey olmuyor. Ama işte ömrü biraz kısa olabilir. Şimdi bunları sen mi yaptın? Bunları ben yaptım evet. Vay ablam be. Hepsini ben yaptım. Hamaratsın ha valla. Teşekkürler. Yokan abim ayrı sen ayrı böyle nasıl bir maşallah. Kaç senedir evlisin siz? 19. Maşallah ya iyi bulmuşsunuz birbirinizi. İkiniz de birbirinizden hamaratsınız valla. Biri yağını çıkarıyor biri reçelini yapıyor. Biri evet. Oradan suyunu çıkarıyor biri oradan konserveleri şeyleri koyuyor. Evet. Valla. Ah ah. Gülün destesi bir parya. Gülün destesi bir parya. Onun da vakti geçti. Onun da vakti geçti. Oy oy oy. Eline sağlık abla. Afiyet görüşürüz. Olsun. Şunu da alayım da yolluk tabii, şey yapayım. Tabii, hadi. Tabii. Fahrettin abi önüm gül arkam gül sağım gül solum gül neredeyim ben Fahrettin her abi? Her yer yer gök gül evet. Gül vadisindesin güllerin gökyüzüne güldüğü kenttesin. Ey maşallah. Gül kenti güney kenttesin. Maşallah burada çuval çuval güller geliyor değil mi? Bu güller nereden geliyor? Şu anda 900 rakımdan 1450 rakıma kadar her tarafta gül bahçesi. Hı-hı. Yeşille pembenin raks ettiği bir beldedesin. Oralardan toplanıyor. Hı-hı. Gül kokan ellerle buralara da teslim ediliyor. Çuvallara teslim ediliyor. Aynen. Buradan nereye? Buradan da fabrikaya. Fabrikaya. Gülhanelerimiz, fabrikalarımız, gül reçeli yapılan imalathaneler. Her bir tarafta gülün işlenmesiyle yeni yeni ürünler. Hem gıda hem kozmetik. Peki şimdi Fahrettin abi gül suyundan başlayalım. Peygamber kokusu çiçeğinde ya, şifa olmaz mı? Olmaz mı? Her tarafı bir şifa. Şimdi bizimki içilebilir bir gül suyu ya. Hı hı. Sabahları aç karnına az bir miktar içtiğin takdirde miden için müthiş bir rahatlık ve antiseptik özelliğe sahip. Hı hı. Bir daireten her kilolu vatandaşın bir derdi. Zayıflama için mükemmel bir formül. Ha onu söyle. Hakikat zayıflatıyor mu abi? Aynen vallahi. Hey maşallah. Onun yanı sıra ağız için antibakteriyel. Gargaraya bayabam derler ya. Ha. Hemen gargara yaptın. Ağzındaki antibakteriyel tarzıyla da
ağızda gargara için mükemmel. O aftlar falan gider mi? Aynen. Ey maşallah. Onun üstüne bir de abi yüzüne sürdüğünde gençleştiriyor. Ya bana onu anlat. Ben uğraşıyorum gençleştiriyor. Hele erkekler tıraş olduktan sonra, tıraştan sonra yüzlerine sürüverecekler. Sürüverecekler. Ondan sonra hanımlar da aman Allah aşkına o toniklerle, moniklerle makyaj temizlemesinle ne edecekler? Sadece benim doğal gül sularımla o makyaj temizliklerini yapacaklar. Yüzleri gergin, ciltleri pek güzel olacak ya. Sen ne güzel konuşuyorsun öyle Fahrettin abi. Ben gelesin diye ya, güzel konuşmamıyorum ben ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu şahane. Hanımlar onunla, elin böyle yavrum şeylerle değil de toniklerle falan filan alkollü şeylerle değil de neyle? Bizim gül suyuyla temizliyor. Bizim gül suyumuzla. Eğer bu gül suyuyla temizledin inan o kadar güzel olur ki cilt tap taze kalır. Bebek cildi gibi bebek oluyor. Bebek cildi gibi. Erkekte de mi öyle? Erkekçe de tıraştan sonra. Peki kadınlarda erkeklerde öyle. Peki başka neler yapılıyor? Başka? Çocuklarımız ateşlendi mi? Evet. Ateşlenen çocuğu buzdolabında serin yerde muhafaza ettiğin gül suyunu, çocuğu soyduğun, bezi ıslattığın gül suyuyla tamam. Çocuğun her tarafını şöyle bir gezdirdin bezi. Çocuğun ateşi direkt emmiştir. Fahrettin abi o sirke ya o. Değil abi o sirkesi kokan işte. Biz gül koksun diye o yüzden diyoruz ya. Ha gül kokusuyla. Gül kokusu. Maşallah. Gül kokusu. Evet. Ondan kere tansiyona da bege geliyor. Göz tansiyonu olanların gözlerine doğalanma bak. Abi damlattın göz tansiyonuna da iyi geldi. Onlarla da kalmadık da. Hocam mı bir dene Profesör Doktor Ayten Altıntaş hocam araştırmalarını yaptı. Hı. Cilt kanserine de bege geldiğinin adını koydu. Allah Allah. İnşallah onun da tam böyle adını koysunla tam olacak. İnşallah. Ondan sonra bizim bir de mutfak kültürümüz var. Mutfak kültürümüzde de. Güllaç. Güllaç biliyorum onu. Güllaç zaten mükemmel. Gül reçelini yaparsın, gül şerbetini yaparsın, gülün macununu yaparsın. Ondan kere bir de gülün aşını da yaptık biz. Gülün aşı mı olur Allah'ını seversen? Vallahi olur Fahrettin ha. Abi. Gülün bak güllü kahve içtin mi hiç? Ya güllü kahve mi olur? O normal öbür kahveleri biliyor musun? Güllü kahve. Güllü kahve. Sen doğal yöntemlerle ürettiğin gül suyuyla get kahvenin içerisine az bir şey damladı ve gülün suyunu. Abi sana gül aramalı, mükemmel kokulu böyle gül kahvesi. Allah aşım Allah. Da aynısı. Aşı gülün suyunun içerisine açık gül suyu katıveriyorsun. Ondan kere bulgur amma. Bulgur aşı, dombadizli aş pişiriyorsun. Ne? Bulgur pilavını mı yapacağız? Tabii canım, bulgur pilavı. Ondan kere onun üzerine gül suyunu açık damlattın. Gül kokusunu aldın mı? Servis ederken de gül kurutulmuş yapraklarını da üstüne sepele veriyor. Bak hareketlere bak. Ya ne yapıyorsun Fahrettin abi? Şimdi açlıktan beni burada bayılacaksın ha. Daha ondan kere Durga. Bunların yanı sıra başka ne yaparız dersen gül çayı. Vallahi içeceğim bak. Gül çayı içmedin mi zaten hayatta biz şunu diyoruz. Hayatında eksik kalmasın diyorsan 100 şey yapılacaksa gül toplamak bir denesi. He onu yaptım. Ha, içeceklerden bir denesi de gül çayı içmektir. Allah Allah. Gül çayını da kurutulmuş yaprakları gölge ortamda kuruttun. İstersen bunun tomurcuk olanı da kurutabilirsin. Tomurcuğunu çayın içine kat. Çayın içine kattın mı onun aromasını veriyor. Güllü çay içiyorum. Güllü çay. Yok. Çayı gibi demleyen dersen de gül çayı için. Gül çayı için. Valla burası inanılmaz güzel. Hele o gülleri toprarken ne stres kalıyor ne bir şey kalıyor zaten. Ondan sonra gül çayı da koydun mu, gül aşını da yedin mi, ondan sonra gül aşı da götürdün mü, daha ne olsun bundan kere. Burada zaten stres malı ya. Sana şunu diyeyim. El güle dokunuyor, elin gülüyor. Güle bakıyorsun, yüzün gülüyor. Gül gibi gün geçiriyorsun ya. Ay canım abim. Fahrettin abi, gül suyu tamam, gül aşı tamam, yani gül çayı tamam da gül hamamı. Ciddi misin? Gül hamamı var mı öyle bir şey? Gül hamamını biz burada kuralım dedik. Hamam vardı. Ha. Restore ediverelim orada şey yapalım. Onda verasetten mal mı kurtarılıyor çıkaramıyorum. Ha. Onda baktık oldu ya Japonya'dan da geldi misafirler. Dediydik de orada Japonya'da. Biz de dedik gül hamamı var dedik. Ha. Adamlara yalan mı çıkalım? He. Hemen Isparta'daki tamamını kapattık. Kadının erkekli olaktan. Hamamda göbek taşlarının üstünde gülleri serdik. Vay. Hani bizim gülde ışığı görüverince, sıcağı görüverince veya öyle diyelim. Yağını salıveriyor. Of. Göbek taşının üstündeki güller yağını saldı. Nereye çıktı? Buhar oldu yukarı çıktı. Oradan da vücuduna damladı. Of. Anamın keyfi. Anam. Tamam, buram buram gül kokuyor böyle. Kadınların orada hala fotoğraf çekildiklerini falan duyduk böyle. Kafalarını ters çevirmişler böyle peştemalleriyle. Japonya'da kataloglarda bile çıktı. Hadi canım. Aynen vallahi. Gül bol. Gülde gül yataklarda terapi uykuları falan aldıracaksın böyle. 3 saat uyku aldır adama tamamdır zıpkın gibi olur. Gülün üstünde mi yatacaksın? Bak, gül insan hafızasını açıcı özelliğe sahiptir. Fareler üzerinde deney yapmışlar. Fareler üzerinde deney yapmaya ne gerek var? Burası Giresun, Güneykent. Güneykent'te herkes okumuştur bizde. Öyle niye? Mi? Okumamızın sebebi ben de İTÜ mezunuyum. Okuduk. Ama okumamıza sebep gülün diken elimize battığından değil. Ya?
Abi gülüm, insan hafızası açısı özelliğinden kaynaklanıyor. Herkes okudu. Bak ben burada bir tane dayımın haricinde Musluk'taydı. Onun haricinde ben Alzheimer hastası pek bilmem burada. Ha. Çok şükür hiç kim unutturmuyor yani. Yani yaşlarda öyle unutkanlık falan olmuyor. Yaşlarda bile vallahi hiç bir tane hasta gördüm yani Alzheimer'cı. Onun haricinde pek öyle hastamız bile olmaz. Maşallah. Abi şahane. Ben gezeceğim. Şöyle iyice bir gezeyim buraları inşallah. Çok teşekkür ederim. Şu gül kokulu sokaklarda bir gezeyim ben. Ben teşekkür ederim. Fahrettin abi çok sağ ol. Hoş geldin. Sefalar canım gittin. Abi, teşekkür ederim. Kolay gelsin inşallah. Sağ olasın. Sağ olasın. Eyvallah abi. Isparta'da şahane bir yer keşfettik. İnanılmaz güzel, şenlikli bir yerdeyiz. Moraliniz mi bozuk? Evde hanımla mı tartıştınız? Çocuk karnı da zayıf mı getirdi? Olsun. Ramazan abim oraya geliyorsunuz. Çay içiyorsunuz, moral biliyorsunuz. Türkü söylüyorsunuz. Böyle oynuyor oynuyor hiçbir şey yokmuş gibi eve gidiyorsunuz. Hadi buyurun. Moral sıfır sıfır. İçeri girin de biraz şöyle moralim kendine yerine gelsin. Morallerim düzelsin. Dur. Gitme diyenim olmazdır, gitme diyenim olmazdır, yapma diyenim olmaz. Hayatımda hep ağladım dur, gitme diyenim olmazdır, etme diyenim olmazdır, düşme diyenim olmaz. Allah Allah! Düşat diyenim olmazdır, düşme diyenim olmazdır, gitme diyenim olmaz. Zor gününde dostum yoktur, dur. Düşme diyenim olmazdır, gitme diyenim olmazdır, yapma diyenim olmaz. Alkış, alkış, alkış. Vay 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 vay. Vay Ramazan abi, Ramazan abi. Evet. Ya ne kadar güzel bir yer burası. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi, maşallah çok güzel bir şarkı, çok güzel bir türkü. Kimin türküsü bu? Bu türküyü ben yazmıştım. Hadi canım. Evet, evet. Bana ver bunu. Ben okuyayım. Onu sonra görüşelim. Tamam, Kürşat sonra görüşelim. Kardeşim. Özelden görüşelim. Evet. Vallahi şahane. Bir alkışlayalım Ramazan abi. Şöyle koyalım. Şimdi Ramazan abi. Dedim ki Isparta'da bir yer keşfettim. Dedim ki işte moralim mi bozuk? İşte hanımla mı tartıştım? Çocuk karnı da zayıf mı getirdi? Çık gel buraya. Moralin düzelsin. Ramazan abi dinle. İki de çayını iç. Benim moral çok bozuk. Düzelteceğiz. Ne oldu de? Ne oldu? Hanım, hanım tek taş istiyor. Sen azamet bana 3 çay bir de tek taş. Tamam 3 çayı veririz de tek taş nasıl olur? Ben nasıl, benim moralim nasıl yerine gelecek? Arkadaş benim moralim nasıl yerine gelecek şimdi? Allah'ın isterse ben ne yapacağım? Biz sana güzel türküler benim söyleyelim. Benim derdimi türkü geçirmez. Öyle, fiyatını sordum. Çok şey tek taş istiyor hanım. Taş buluruz da. Taş ne dediğin taş? Abi biz kafayı yaracak taştan bahsetmiyoruz. Yok mu pırlantalar falan? Şimdi morali bozuk olan buraya gelmiyorum abi. Evet. Benim evet de derdim var, buraya geldim. Evet. Bana bir yardımcı olun ya. Olalım. Arkadaşlar. Olalım. Ne yapalım edelim, tek taşı bulalım. Kardeşimizin yüzünü güldürelim. Alkışlayalım bir şey. Kardeşimizin. Evet. Bak teşekkür. Şimdi şahane. Bizim Ispartalı beyefendilerin çoğu buraya geliyorlar değil mi abi? Evet. Çay içiyorlar. Güller Diyarı'nın en büyük özelliği insanları sevmek. Aynen. Değerli bağlamacı kardeşlerim de buradaki Neyzen ekibimizde. Evet sağ olsunlar. Her biri birinden daha değerli. Müşterilerimiz desen emin ol Kürşat. Hepsi birbirinden çok değerli maşallah, kardeşlerim. Belli belli. Allah razı olsunlar. Ya bu Isparta'dan kötü adam mı çıkar ya evet, Allah'ını seversen? Olabilir. Güller Diyarı. Elmadan çürüğü de çıkıyor. En güzel kalitelisi de çıkıyor. Hı. Olabilir. Isparta'mız gerçekten güzel bir yer.
insanları seven, sayan, saygı duyan, örf ve adetlerine de bağlı kalan aynen bir öyle şehir. Başka ne olsun? Şimdi bize geliyorlar buraya, çay içiyorlar. Evet. Ondan sonra müzik dinliyorlar, türkü dinliyorlar, şarkı dinliyorlar. Moralleri düzeliyor. Hiçbir şey olmamış gibi eve gidiyorlar. Tabii gerekirse dertlerini alıyoruz. Acaba ne derdim? Ha ben işte tek taşı bir hallet ya. Tek taşı halledelim. Bak yine aklıma geldi. Moralim bozuldu. Tek... Açma şu dert konusunu abi, kurban olayım. Abi gel hele. Evet. Gel abi. Ha. Şimdi abimin ismin neydi abi? Dede. Ney? Dede. Dede mi? Anam dedemi buldum ya. Gerçekten dede mi? Evet. Ne güzel isminiz var. Şöyle yanıma gelin abi. Kim? Dedem koydu demeyeceksin herhalde ismi. Dedeniz mi koydu isminizi? Gerçekten mi? Bizim köyde hemen 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 çoğunun ismi dededir. Aa, onun özel bir anlamı var mı? Yok, anlam olarak değil. Hani dede. Yöresel. Yöresel, ben dede. Ben Antepliyim ben. Ha, Antep'ten. Ha. Maşallah. 32-33 yıl oldu, Isparta'da yaşıyorum. Hani Maraş'ta Ökkeş, Antep'te dede mi? Yok. Antep'te Mehmet'tir. Ha, Mehmet'tir. Ben kazasında. Kazasında. Ha. Şahane, şahane. Şimdi mesela geliyorsunuz buraya. Siz herhalde sık geliyorsunuz galiba. Gelirim, ben devamlı hemen hemen. Çünkü Türkiye'de gelirim, eşlik ettiniz. Hem eşlik ederim hem de dinlerim. Şimdi moral bozukken geliyorsunuz ya da normalde geliyorsunuz. Moralimiz bozuk olsun veya olmasın. Buraya geliyorum. Her halükarda geliyorum. Çünkü kahve şeyi ortamını sevmiyorum. Ha, değil mi? Çay var, müzik var. Müzik var. En Allah güzel şey de insanların kalbinin bir olması. O yetiyor zaten. Şahane. İnsanın derdi yok mudur? Vardır. Ama onlardan kurtuluyorsun bir müddet. Evet, sonra tekrar oluyor, o ayrı mevzu. En azından bir süre unutuyoruz ya. Tabii. Ama bana ne Tektaş'tan ya? Adamın ne kafasını bozuyorsunuz siz ya? Allah Allah. Dur gaza geldim, fazla da konuşmayın. Abim bir alkışlayalım şöyle. Şimdi mesela morali bozuk olan sitede konuşuyor mu aynı zamanda? Gelip ya derdini mi açıyor? İnsanların zaten bakış açısı, o duruşu, hı-hı, insanları gösteriyor. Ha. Yani gösteriyor tabii. Farkındaysan ben bir boynu bükük girdim ilk girerken. Evet. Bildim. Şöyle girdim bak. Eyvah. Boynu niye büktüm? Dert. Allah başka dert vermesin. Kaynanasından dayak yiyenle de hiç bahsetmiyorum. Abo! Kaynanasından dayak yiyen de mi buraya geliyor? Şimdi sizin boynunuz bükük olduğu belliydi. Çünkü tek taş diye geldiniz. Evet. Biz dedik ki ya bu her şeyiyle tat geliyor Kürşat dedik ama ha, senin boynun bükük olunca gerçekten biz pek bir şey olmadı. Ama şimdi biz buraya moral evi diye geldik. Bütün dertler, kederler unutulur. O zaman bir türkü şöyle hareketli bir türkü söyleyelim mi? Evet, söyleyelim. Hani söyleyelim? Erik Dalı Gevrek. Erik Dalı bizim Isparta'nın şahane türküsü. Hayır. Erik Dalı Gevrek'tir ama basmaya gelmez. Elin kızı naziktir ama üzmeye gelmez. Hani nerede bizim Ramazan abi? Ah, Emin gel. Bu tarafa, Emin bu tarafa gel. Şöyle gel. Alkışlayalım. Şahane. Şahanesin. Maşallah. Çok teşekkür ederim. Efendim? Tabii ki. Tabii ki bakarım. Şöyle bir bakar mısın? Buyurun. 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 Tektaş yüzüğümüzü kabul buyur. Bu ne abi? Tektaş dediniz ya. Tektaş dedim ama yüzük demediniz. Tektaş dediniz. Tektaş ya, şu barnağa takılan yok mu? Yüzük demediniz ama. Tektaş dediniz. Ben bunu, benim kafamı kırar bunun namamı. Yok, bir şey olmaz o. Çok nazikti. Ya Ramazan abi, ben yanlış mı anlattım ha? Ben tek taş demedim mi? Bu ne Allah'ını seversen tek ya? Tek taş değil mi? Arkadaşlar bizim... Ya siz böyle mi moral veriyorsunuz insanlara? Bunalıma soktunuz beni geldiğimden beri. Üzmeyin Kürşat kardeşimizi. Buna
Sana söyleyeyim, buradan en az 10 taş çıkar ha. Değil mi? Evet, evet, evet. Vallahi harikasınız. Şimdi bir de bir şey daha soracağım. Burada müzisyen çok kıymetli abilerim var. Evet, evet. Her gün geliyorlar mı aşağı yukarı? Hemen hemen her gün gelir. Yani bunlar olmazsa başka arkadaş gelir. Yani şimdi burası eğitim alanı gibi. Hı-hı. Gerçekten insanlarımızın alaylısı olsun, mekteplisi, şehirlisi, köylüsü. Her insan gelebilir. Her insana burada kapımız açık. Her insanda moral alabilir. Üniversiteliler de geliyormuş buraya. Ya üniversitelisi olsun, köylüsü, şehirlisi diyorum ya. Hı. Herkes gelir. Ailecek gelirler, dinlerler. 365 gün söylemezsem şahane. Yalan söylerim. Tamam. 365 gün söylüyoruz. Hadi canım. Bak emin ol buna. Yorulmuyor mu ya? Kardeşlerim bilir. Ben söylemeyeyim. Eğer benim söylemediğim bir gün varsa desinler ki şu gün söylemedi desinler. Helal olsun valla. Vallahi. Sesini duymadık mı rahat uyuyamıyorsun. Vay be. Sen Isparta'nın starı olmuşsun Ramazan abi. Yok estağfurullah, starlıkta değil de. Yok starlık var ya, var biraz var. Karınca olmak. Yok starsın starsın. Kabul et starsın. Sağ ol. Teşekkür ederim. O güzel halkımızın düşüncesi ve sizin. Sağ ol. Ama böyle şu var. Gönüllerin starısın. Sen ne yapıyorsun? İnsanların evet, böyle evet. Geliyorsun morallerini düzeltiyorsunuz. Onlara çay, muhabbet, sohbet. Allah ikisinizi vermesin abi. Nerede böyle yerler değil mi? Her yerde yok. Biz istiyoruz. Samimiyet. Samimiyet. O zaman UT'ta kim var? Salih hocam var. Salih hocam. Kaval'da neyde kim var? Mahmut Aksoy. Bağlamada. Ahmet Çelik. Bağlamada. Hasan Hüseyin öğretmenim. Ritim, perküsyon, darbuka. Ahmet Çancı. Yine darbuka. Mesut Küçükçaylı. Kaşık'ta. Hüseyin Atar. Kemanda. O Emmi lakabıyla Mustafa abimiz. Mustafa Emmim. Evet. Mustafa Emmim. Kemanda da Mustafa Emmim. Ve efendim Ramazan abimle bir türkü daha söylüyoruz. Erik dalı gevrektir. Erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez. Haydi basmaya gelmez. Elin kızı naziktir. Elin kızı naziktir. Amanın küsmeye gelmez. Haydi küsmeye gelmez. Eller oynasın eller. Diller söylesin diller. Ne derlerse desinler. O dilleri yesinler. Eller oynasın eller. Diller söylesin diller. Ne derlerse desinler. O dilleri yesinler. Böyle bir şey yok. Valla. Bak bak. Girerken nasıl, çıkarken nasıl?